Bir link liste oluşturalım diyor. İteratör yöntemiyle testten yazdıralım. Link listemizi oluşturalım önce. O sorulara ben hiç dikkat etmedim ya. Yani neyse hakkınızı verelim. Bir dahakine çözeriz inşallah. Şey hocam sıkıntı yok bulmuşsunuz zaten sonra. Tamam. Link liste oluşturalım önce. Listeyi oluşturalım. Stringlerden oluşsun. List diyelim adına da. New linkist. Add metoduyla listeyi ekleyelim. Değerlerimizi. Gül diyelim birincisine. İkincisine lale diyelim. Gülüne bakayım. Karanfil. Bu şekilde 6 tane değerden listeyi oluşturduk. Şimdi isterseniz bir listeyi görelim. Orijinal linkisti. Daha sonra iteratör yöntemiyle tersten yazdıracak. Yani orijinalini bir görelim. Bunu koşturuyorum. Listeyi bir görelim diye. Bakın bu şekilde listeyi oluşturdum. Ben buraya iki tane lale yazsam, üç tane papatya yazsam da onların hepsini buraya yazdıracaktı. Çünkü linkist ne kadar yazarsan yaz yazdırıyor ama hash liste olsaydı sadece bir tane yazdırıyordu. Yani tekrar eden değerleri yazdırmıyor hash set pardon. Tamam bu tekrar etse de hepsini yazdırıyor. Şu an tekrar isterseniz tekrar ettireyim bir tane. Bakın. Tekrar koşturalım. Hesletle de ilgili soru var. Orada da tekrar etmediğini göreceğiz. Bakarız. Bakın iki tane karanfili de yazdırdı yani. Evet. Şimdi iteratör yöntemiyle tersten yazdıralım diyor. Yani karanfil, menekşe, çiğdem. Listenin sonundan başına doğru yazdıracağız. Onu yaptıralım. List iteratör diyorum. List iteratör. Bunun adı da J1 olsun.
list nokta list iteratör. Evet. Bunu file döngüsüyle önce hset yapıp hash next yapıp bir döndürelim içerisini while döngüsüyle. Şimdi hash next listeyi baştan alıyor sona kadar var mı yok mu diye götürüyor yani. Varsa true, son bittiği zaman da false yapıyor. Sona kadar döndürüyor. Saniye. Linux'te de onları yazdırıyor. Döndürdüğü şeyleri yazdırıyor ya. Yani. Linux'te. Yani hash next yani şurası listeyi sona kadar getirdi. Yani gülden başladı, karanfile kadar getirdi. Şimdi next aynısını yazdırıyor. Tekrar while döngüsü yapacağız. Onunla da provace'le de sondan başa doğru yazdıracağız. Evet. Tekrar while döngüsüyle bununla da sondan başlayıp başa doğru yazdırıyor şu şekilde. South diyelim. Proves. Daha şöyle yapalım. Yan yana yazdırsın. Koşturuyorum. Bakın listeyi sondan karanfil, menekşe, çiğdem diye başa doğru yazdırdı. En başta gül vardı, en sona attı onu. Bu şekilde. Soracağınız bir şey yoksa diğer soruya geçelim. Yani burada while döngüsüyle iki tane while yaptık. Birincisiyle hash next ile sona kadar getirdik. True diye. En son bittiği zaman false diyor. Sona kadar getirdik. Daha sonra hash provace metoduyla da sondan başa doğru yazdırdık bunu. Evet. Diğer soruya geçiyorum. Tamam hocam. Diğerinde de bir link list oluşturalım diyor. İlk eleman ile dördüncü elemanı yer değiştiren Java kodu yazalım. Evet. Yine link list oluşturacağız. Main metodumuzu oluşturduk baştan. Link listimizi öbür şeyden aynısını alalım. Şuradan. Aynı listeyi alalım.
Pardon. Evet. Orijinal listeyi tekrar yazdırmıyorum. Biraz önce görmüştük zaten. Şimdi collection swap yöntemiyle indekstekileri geri değiştireceğiz. Yani sıfırıncı indekste dördüncü sıra dediği için üçüncü indeksi yerini değiştireceğiz. Swap metoduyla yapıyoruz bunu. Listimizin adı LList virgül birinci eleman diyor, ilk eleman diyor, yani sıfırıncı indeks virgül dördüncü eleman diyor, yani üçüncü indeks. Yerlerini değiştirecek bunların. Evet, sistem sort yapalım. Swap sonrası durum diyelim. Ve liste yazdıralım. Evet, bu kadar. Yani collection nokta swap metoduyla değiştireceğimiz indeksleri yazıyoruz. Önce listenin adını yazıyoruz. Virgül. Bu şekilde. Koşturalım. Bakın üçüncü ile dördüncü şey yer değişmiş olacak. Evet, bak Gül birinci şey sıfırıncı indeksteydi. Yani birinci sıradaydı. Dördüncü sıraya geldi. Dördüncü sıradaki Çiğdem de birinci sıraya geldi. Evet. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Yani liste oluşturuyoruz. Listemizi de collection swap yöntemiyle ters şey swap metoduyla indekslerin yerini değiştiriyoruz. Evet. Diğer soruya bakalım. Bir saniye. Diğer soru da şu. Bunda da diyor hash set oluşturalım. Hash set ile list oluşturalım, pardon. Daha sonra diyor tree set ile sıralayalım. Yani alfabetik sıraya koyalım diyor listemizi. Evet. Yapalım bunu da. Main metodu oluşturduk. Hashset string. Biraz önce demiştim ya, hashset unique çalışıyor. Yani tekrar eden elemanları almıyor. String'lerden oluşuyor. Bu da aynı şeyi alacağız zaten. İsmine hs diyelim. Siz benim yazdığım ekranı mı görüyorsunuz arkadaşlar? Evet hocam. Evet tamam. Diğer ekranda sanki görünüyor. Yok yok. Sadece IntelliJ ekranı görünüyor. Hı.
Şimdi başka yerde anlatıp diğer tarafı göstermiyorum. Evet, HS. New hashset string diyeceğiz. Evet, yani şuraya parantezin içine string yazsak da yazmasak da kabul ediyor. Şeyin şu, büyük küçük işaretinin arasına. Yazmasak da kabul ediyor bunu. Buradan diğer listemizi getirelim buraya. Bunlara hash Evet. Hashset'imizi oluşturduk. Hashset metoduyla listeyi. Şimdi ne yapacağız? TreeSet yöntemiyle bakın şunu göstereyim. Yani söylediğim şeyi. Bir tane daha karanfil ekleyelim. Ve bunu yazdıralım. Bir tek karanfil yazdıracak. Unik yani. Bakın tekrar edeni kabul etmiyor yani. Bir de sıraya da dikkat etmedi. Karışık yazdırdı. Karanfil de iki taneydi, tek yazdırdı. Evet, devam edelim. TreeSet yöntemiyle TreeSet zaten alfabetik sıraya göre sıralıyor yani. Yöntem o. String tr diyelim adına nereden çağıracak? Ls listeden. Bunları for each ile elemanları çağıralım tek tek. For each metoduyla. For each yöntemiyle. Yani. String w diyelim. Şurayı baştan yapalım hata verecek. Pardon, for'dan sonra koyacaktık ya. Doğru gidiyordu. Evet, nereden çağıracak? TR'den. Yani şurada eşitledik TR'ye. TreeSet'i, hashset'i TR'ye attık. Şimdi TR'den çağırıp, tek tek çağırıp döndürecek yani. Evet, bir şekilde yazdırdığımız zaman şimdi TreeSet yöntemiyle
alfabetik sıraya sokacak bunları. Sağ diyorum. Direkt yazdıralım. Print yapalım. Bana da boşluk yazsın. Hocam 28. satırdaki süslü parantez fazla galiba. Evet. Evet, bakın alfabetik sıraya göre çiğdem, gül, karanfil, lale şeklinde triset yöntemiyle sıraya dizdi. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Collection'daki metotlarla ilgili çözdük soruları. Bu kadardı. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hakkınızı helal edin. Yani o soruları görmedim ben cidden. Bu şekilde. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Yani siz soru bulmak zorunda kalmışsınız, uğraşmışsınız. Siz hakkınızı helal edin. Helal olsun, sağ olun. Estağfurullah. Tamam arkadaşlar, bu kadar yani. Sağ olun. Siz sağ olun hocam, teşekkürler. Siz de sağ olun.